Her ressamın eserlerine yansıttığı kendine has bir tarzı, rengi, dokunuşu varken aslında hangi eserin kime ait olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Bu videoda ünlü tabloların hangi ressama ait olduğunu ilk görüşte anlamanızı sağlayacak minik ipuçları yer alıyor. Pablo Picasso. Genellikle çizgileri çok keskin, aynı şekilde renk geçişleri de çizgilerle sınırlandırılmış. Çizgi olmayan yerde kolay kolay renk geçişi görülmez. Yapıtlarının en belirgin özelliği gözlerdir. İki göz asla simetrik olmaz. Genelde normal olmayan göz sol gözdür. Ya siyah olur, ya normalde yukarıda olur, ya da göz yan durur. Picasso'nun eserlerinde şekiller de nesneler de genelde olduğundan farklıdır. Vincent van Gogh. Çizgileri genelde kısa, düz ve kalındır. Böylece tuvalde bıraktığı izler rahatlıkla görülebilir. Tablolarında ağırlıkla sarı ve mavi tonları kullanmış. Resimlerinin en dikkat çekici yanı sürekli olarak görülen dalgalanma ve girdaplardır. Hatta Bilim Teknik Dergisi'nin Ekim 2015 kapağındaki konusu Van Gogh'un Starry Night Balance eseridir. Salvador Dali. Gölgelendirmeleri neredeyse kusursuz, çizgi geçişleri çok sert ve gerçeğe yakındır. Tablolar sürrealizm akımıyla yapıldığı için içinde geçen olayları ve imgeleri anlamak neredeyse imkansızdır. Hatta bununla ilgili Dali, "Düşmanlarımın, arkadaşlarımın ve halkın resimlerime aktardığım imgelerin anlamını çözemediklerini söylemeleri bence son derece anlaşılır bir durum. Onları yapan kişi olarak ben bile anlayamazken başkaları nasıl olur da bu imgeleri anlamayı umabilir?" demiştir. Burada da aynı Picasso'da olduğu gibi şekiller ve cisimler farklıdır. Fakat bu farklılık cismin şeklinde değil, yapısında olur. Mesela saat yarım olarak gözükmez. Tam bir saattir ama erimiştir. Johannes Vermeer. Resimleri gerçeğe çok yakındır ve büyük bir çoğunluğu sol tarafında pencere olan bir odadadır ve basık ortaçağ havası portrelerinde hissedilir. İstisnasız en belirgin özellik resimlerdeki gölgelendirmelerin normalde olmayacak kadar mükemmel olması ve hareketsiz olan nesnelerin bina, çarşaf, perde gibi neredeyse fotoğraf kalitesinde olmasıdır. Hatta bu o derece ileri gitmiştir ki Vermeer'in resimlerini yaparken yansıtmayla birebir fotokopi çeker gibi çizgilerin üstünden geçerek resimlerini yaptığı düşünülmektedir. Bunun başlıca sebebi ise gölge geçişlerini ve duvara çarpan ışığın tonunun azalmasını çoğunlukla insan gözünün algılamamasıdır. Bunu sadece fotoğraf çekerken fark edebiliriz. Fakat Vermeer'in her tablosunda duvara vuran ışık tonlaması adeta fotoğrafta olduğu gibi değişmekte, ayrıca görüş açıları üzerinden yapılan birkaç deneyle Vermeer'in hile yaptığı kanıtlanmış. Rembrandt van Rijn. Resimlerinde ortaçağ havası fazlasıyla etkindir. Sade ve olayları olduğu gibi betimler. Resimlerin kenarları genelde karanlıktır. Işık orta noktaya odaklıdır. Çizgilerinin özellikle ayırt edici bir özelliği yok fakat genelde efsanevi olayları konu edinmesiyle ve bulunduğu dönem gereği kullanabildiği renklerin sınırlı olması sebebiyle hep aynı renk türlerini kullanmasından dolayı rahatlıkla diğer ressamlardan ayırt edilebilir. Birkaç resmini incelemek renk konusunu anlamanıza yeterli olacak. Edouard Manet. Resimde çıplak bir insan varsa çizgileri kesinlikle mükemmeldir. Adeta özenerek çizilmiştir ve çok keskindir. Doğa ve insanın iç içe olduğu resimlerde ise doğa bulanık, insan keskin çizgilerle çizilmiştir. Resimleri genelde 19. yüzyıl dünyasını konu alır ve modern sanatın başlangıcı kabul edilir. Resimlerin bazı bölgeleri çok keskin ve netken bazı noktaları bulanıktır. Buna örnek olarak İspanyol şarkıcı tablosundaki gitarın hatları çok keskinken insan yüzü o kadar keskin hatlara sahip değildir. Peter Bruegel. Resimlerinde sarı ve kahverengi arası çamur rengi tonlara hakim. Ayrıntıcı ve keskin çizgiler kullanır. Resimlerinin en belirgin özelliği tabloların üstten bakan bir açıyla yapılmış olması.
Bruegel sürekli olarak insanlara tepeden 45-30 derece arası bir açıyla bakar. Resimlerinde sıkça rastlanan tema savaşlar, yıkımlar, dayanışma çabası. Ayrıca resimlerinde çok fazla insan olduğu için insanların detaylarından çok, çevredeki detaylar daha ince işlenmiştir. Michelangelo, eserlerinin tamamında keskin çizgiler ve yumuşak hatlar kullanılmış, insan figürleri genelde çıplak ve erkeklerin ise cinsel organları çok küçüktür. Kişiler perspektiften uzaklaştıkça yüzleri kahverengi ve sarı renk almaya, belirsizleşmeye başlar. Ayrıca genelde yapıtlarında doğaüstü dini olayları konu alır ve açık renkler kullanır. Leonardo da Vinci, yuvarlak ve yağlı yüz hatları. Leonardo deyince akla ilk gelen bu olmalı. Bütün insan figürleri istisnasız olarak yuvarlak ve yağlı denebilecek yüz hatlarına sahip. Resimlerde renk geçişleri tek kelimeyle muhteşem. Her Rönesans ressamı gibi Da Vinci'nin tablolarında da siyah renkler çoğunlukta. Çizgilerinin keskinliği veya yumuşaklığı hakkında bir şey söylemek pek doğru olmaz çünkü genellikle sert çizgileri tercih eden Da Vinci, en ünlü tablosu Mona Lisa'da neredeyse el bölgesi dışında hiçbir bölgede çizgi kullanmadan renk geçişleri yapmış. Buradaki genellemeler sadece sanatçıların tarzı tamamen oturduktan sonra veya tarzının dışına çıkmadığı yapıtlar hakkındaki genellemeler. Yeni videolarda görüşmek üzere.